Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Bilge Biçer. Bugün sizlerle aslında bu makyajı yapacağım. Ama en başta kesinlikle hiçbir fikrim yok ne tarz bir makyaj yapacağımdan. Tamamen böyle doğaçlama gidiyorum. Elime ne geçerse onu sürüyorum ve bu makyaj ortaya çıktı. Sizlerle bu makyajı paylaşacağım. İsterseniz videonun detaylarına geçelim. Bunu kullanıyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Şöyle cildimizi... Zaten eminim ki her gece... Siz de makyajınızı çıkarıyorsunuz. Tesla. Böyle biraz daha hani pürüzsüz makyaj için. Cildinizi tekrar tonikle temizlerseniz eğer. Tonikle temizlerseniz eğer. Daha pürüzsüz ve daha böyle nasıl diyeyim. Daha güzel bir makyaj yapmış olursunuz bence. Tonik uyguladığım cildime. Irrational'ın yine aynı üründen. Sebo Vegetal'ın. Nemlendirici kremini kullanıyorum. Ki kuruyan cildimiz biraz nemlensin. Daha çok tonik uyguladığım bölgelere uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü o bölgelerde daha çok kuruluk oluyor. Ve bu hem makyajı hem de cilt olaraktan beni rahatsız ediyor açıkçası. Cildimizi nemlendirdikten sonra göz makyajımıza geçelim. Önce göz makyajında benim için önemli olan göz farı bazı. Irrational'ın da küçük bir şey ama bayağı işe yarıyor. Şöyle gözünüzün üstüne az bir miktarda. Böyle yapmayı çok seviyorum. Az miktarda uygulayıp elinizle bu şekilde dağıtabilirsiniz. Bu sürdüğünüz farların hem daha kalıcı olmasını sağlıyor hem de daha pürüzsüz bir görüntü ortaya çıkmasını sağlıyor. Bence güzel bir icat. Çünkü diğer türlü böyle sürdüğümüz farlar düzgün dağılmıyor. Gerçekten istediğimiz rengi vermiyor. Hani böyle alırken gerçekten çok hoş bir görüntü var ama sürdüğümüzde hoş olmuyor. Yani konuşamıyorum şu an ama o görüntüyü ortadan kaldırıyor diyeyim. Daha hoş bir görüntü size sunuyor. Şimdi gelelim farımıza. Pharmacy'nin Love Yourself paletinden şu, doğrudur inşallah, şu rengini kullanacağız. Gözümü her tarafına bu şekilde uyguluyorum. Bunu sonra karıştıracağım tabii ki, böyle kalmayacak. Beni diğer videolarımdan izleyenler genelde bilirler, hani böyle ben öncelikle yüz makyajına başlıyorum, fondöten sürüyorum, sonra göz makyajına geçiyorum. Ama şunu fark ettim, yıllarca bunu fark edememişim. Şunu fark ettim ki önce göz makyajını yapınca dökülen farları temizlemek daha kolay. Diğer türlü fondötenimizi bozmak zorunda kalıyoruz. Ki benim genelde öyle oluyor. O yüzden dedim ki bir de bu sefer göz makyajıyla yapayım. Bu üçüncü çekişim falan herhalde. Çünkü fondöten elim gidiyor nedense. Karıştırma fırçasıyla şöyle karıştırıyoruz. Elimde o kadar gereksiz, işe yaramayan fırçalar var ki, ama işe yarayacak fırçalarım da eksik. Böyle bir problem var maalesef. Şu şekilde. Böyle mor tonlardan. Bir ton alabilirsiniz. Şu şekilde. Şu bölgelere. Böyle tampon hareketlerle uyguluyorum. Yavaş yavaş. Şu diplerinden başlayaraktan şu şekilde üste doğru çıkıyorum. Ki şu ney bölgesi deniliyor? Şu göz kapağı bölgesinde. Şu kıvrım yerinde, yani öyle diyeyim. Kıvrım yerinde bir gölge oluşsun. Bunu sonra tekrar karıştıracağım. Yine tampon hareketlerle uyguluyorum farkındaysanız. Çok
böyle yaya yaya değil. Çünkü tampon hareketlerle uygulamak daha kolay onu şey yapmanızı sağlıyor. Yaymanızı ve istediğiniz görüntüyü elde etmenizi sağlıyor diyebilirim. Tekrar karıştırıyorum. Önemli olan düzgün karıştırabilmek gerçekten. Çünkü karıştırmadığınız anda kötü bir görüntü ortaya çıkıyor. Parça parça böyle. Yani fırça izlerinin hepsini teker teker görebilirsiniz karıştırmadığınızda. Ama böyle daha yumuşak diyeyim. Yumuşak bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden iyi karıştırmak önemli arkadaşlar. Biraz koyu makyaj yapacağım. Bugün günlük makyaj olmuyor mu? Yine şu kıvrım bölgesine. Küçük hareketlerle. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Şöyle. Evet, bildiğiniz koyu bir makyaj oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın ama. Neymiş bu? İşte beyaz kalem değil yani krem kalemi. Bunu gözümün içine kullanıyorum. Beyazdansa çok daha doğal duruyor. Ve gözlerinize daha da büyük gösteriyor. Şimdi aynı fırçayla aynı renkleri karıştıraraktan şu göz altınıza kalem çeker gibisinden üst kapağımızla altı bu şekilde birleştiriyoruz ki daha bütün şöyle bir göz olsun. Eyelinerim H&M'den. H&M'in güzel eyelinerini seviyorum. Yani güzel bence. Yalnız şöyle bir şey var. Ben normalde yani günlük hayatımda çok fazla böyle eyeliner kullanan bir insan değilim. Açıkçası. Sevmiyorum arkadaşım. Ben gözlerim renkli olduğu için çok kötü duruyor. Hani böyle şeytan gibi bir şey oluyor. Ama tabii şu an hani günlük bir makyaj yapmadığımız için böyle özel bir gün makyaj yaptığımız için kullanabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. L'Oreal Infallible gözenek sıkılaştırıcı bazına. Bu bazı çok seviyorum. Şöyle elinize alıp yüzünüzün kar bölgesine uygulamanız gerekiyor. O kadar güzel bir yapısı var ki böyle sürdüğünüz anda zaten dildiğiniz böyle pürüzsüz oluyor, pamuk gibi. Bu bazlar biliyorsunuz ki hem cildinizin pürüzsüz gözükmesini hem de makyajınızın uzun süre sizinle birlikte olmasını sağlıyor. Ayrıca bu L'Oreal'in dediğim gibi gözenek sıkılaştırıcı bazı gerçekten gözenekleri yok ediyor arkadaşlar makyajda. Hani o gözeneklerden hiç rahatsız olmuyorsunuz kesinlikle. Ya ben çok beğenerekten kullanıyorum bunu. Evet, bu şeyi çok katı bir yapısı var, aşırı katı. Thank you.
Evet, şöyle uygulama yapacağım. Çok katı olduğu için gerçekten sürerken çok zorlanıyorum. Zaten süngerle o kadar kötü oluyor ki. Yani dağılmıyor. Kolunuzu falan kaybetmeniz gerekiyor yani, o derece. Ama gerçekten çok güzel kapatıyor. Dövme kapatma vaatlerini denedim arkadaşlar. Dermapol'ün duymuşsunuzdur. Yok, dövme kapatıyor falan filan. Valla benimkini kapatmadan. Çok da büyük bir renk farkı yaptı. Ha, eğer ki bütün işte vücudumu kaplarsam o zaman kapatıyor. Ama tüm vücudumu bununla kapatamayacağına göre öyle de olmuyormuş. Yani ben öyle pembe allıkmış falan filan onları çok sevmiyorum arkadaşlar. Böyle genelde bronzer tarzında. Yani böyle suratım yuvarlak olduğu için benim daha da çok kapatıyor gibi geliyor. Ve hoşuma gidiyor yani açıkçası. Koyu şeyleri daha çok seviyorum. Belletmek amacıyla çok çok hafif sürdüm. MAC'in Lady Be Good rengiyle. Ben şöyle fazlasını alıyorum çünkü çok böyle kalıp gibi sürmeyi sevmiyorum.